Ginseng'le ilgili de çok etkili olduğu söyleniyor. Ginseng'i Evet, nerelerde kronik kullanabiliriz? yorgunluk sendromuna karşı, şimdi ginzengin birçok türü var. Sibirya ginzengi, Amerika ginzengi, efendim Kore ginzengi, Japon ginzengi. Bu ginzeng şayet Kore'de en kalitelisi Kore'de yetişir. Mesela 3 yıl kaldıktan sonra ginzeng sökülür de topraktan çıkarılır, işlenirse bu kalite bakımından düşüktür. Beyaz ginzeng. Şayet 6 yıl, 7 yıl bekledikten sonra kökünü çıkarır, temizlenir, bundan damladıracak kapsül yapılırsa bunun rengi kırmızımsı olduğu için kırmızı ginzeng denir. Ama bazıları böyle cambazlık yapıyor. Kırmızı ginzengte mesela bazı kökler çıkarıldığında çamur gibi böyle onu yıkıyorlar. Kuru kuruması zor, bozulur, çürür diye. Kaynatıyorlar, ondan sonra kurutuyorlar. Bu da kırmızı bir renk alıyor. İşte bu kırmızı kaynatıldıktan sonra kurutulan ginzeng, yani bu hakiki kırmızı ginzeng değil. Çamur gibi olan, çöpe atılması gereken ginzengden kırmızı ginzeng elde ediyorlar. Kırmızı bir renk aldığı için. Oysa hakiki kırmızı ginzeng nedir? En az 6 yıl bekledikten sonra çıkarılan ve güçlü, sağlam olan ginzeng. Kırmızı ginzeng. Bunun birleşiminde, kırmızı ginzengin birleşiminde ginzenzoidler denen etken madde var. Ne yapıyor? Hücrelere, dokulara, organlara oksijen akışını hızlandırıyor. Oksijen akışı hızlanıyor. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel baş ağrıları, metabolizma yavaşlamasına karşı 10 numara. Bununla ilgili klinik araştırmalar var elimizde. Yüzlerce klinik araştırması var. Binlerce insan üzerinde denenmiş, etkisi ispat edilmiş. Herhangi bir yan etkisi yok. 10 bin yıldır ginseng bilinen, kullanılan bir Evet, kullanılıyor.